Diyarbakır'da AK Partilici ilçe başkan yardımcısı Orhan Mercan evinin önünde PKK'lı teröristler tarafından yapıldığı değerlendirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Lice ilçesi Mulla mahallesindeki evinin önünde bulunan Mercan'a ateş açıldı. Şehit el-Fatiha Silahlı saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı. Mercan olayın ardından kaldırıldığı Lice Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri kaçan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. AK Parti Lice İlçe Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Demir ilk bulgulara göre saldırının PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiğini ifade etti. Önce hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Hain bir saldırı sonucu dün gece değerli kardeşimiz şehit edildi. Şu an ilk değerlendirme bir terör saldırısı olduğu yönünde. Arkadaşlarımız alanda biliyorsun çok etkin bir mücadele veriyor. Lice'de de önceki gün dün yapılan operasyonlarla bu hain terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildi. Şu anda alanda aynı şekilde arkadaşlarımız büyük bir mücadele sergiliyorlar. Değerlendirmelerimiz devam ediyor. Mücadelemiz devam ediyor. Taziye verdik. Allah şehitimize rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Evli ve 4 çocuk babası olan Mercan'ın partideki görevinden ayrılması için daha önce terör örgütü tarafından tehdit edildiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın annesinin evine taziye ziyaretinde bulundu. Amcaları hepsi. Biz hepimiz amcayız Emin. Ziyarette Bakan Soylu'nun telefonu ile Mercan'ın eşi Mehtap Mercan ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım taziyelerini iletti. Bir saniye Sayın Başbakan, veriyorum. Görüşme sırasında eşini kaybeden Mercan gözyaşlarına hakim olamadı. Ziyaret sırasında fenalaşan Mercan'ın amcası Nizamettin Mercan'ı teselli eden Soylu, Mercan'ın annesi Feride, eşi Mehtap Mercan ile görüştü. Şu anda bütün milletimizin emanetisiniz. Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın geceden itibaren çok büyük üzüntüleri var. Başsağlığı diliyorum. Hoş geldin. Mercan'ın çocuklarıyla da ilgilenen Soylu, 9 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Mercan'ı kucağına aldı. Mevkisini sayarız sen. Tek isteğim partilerim. Bak bir şey söyleyeyim. Daha sonra Soylu, Eker ve beraberindekiler Mercan'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfur. AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Mercan'a gece Mulla Mahallesi'ndeki evinin önünde silahla ateş açılmış, ağır yaralanan Mercan Lice Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Evli ve 4 çocuk babası Mercan'ın partideki görevinden ayrılması için daha önce terör örgütü tarafından tehdit edildiği öğrenilmişti.